Yemek yerken onun yanında YouTube videosu aramak. Ya of, bir alışveriş videosu çekeceğim. Ondan önce her şeyi giydim, gösterdim size. Ya herkes için bu sene çok berbat geçti. Yani bundan eminim. Günaydın arkadaşlar. Yeni uyandım. Gözlerim çok şişti. Bugün vlog çekeceğim. Bugün ve yarın çekeceğim. 2 gün. Şimdilik vloglardan devam ediyoruz ama haftaya yine çok farklı videolar gelecek. İşte beslenme videoları olsun, sağlıklı beslemek hakkında. Ve hadi deneyelim çekeceğim. O da uzun zamandır vardı aklımda. Firuz dolayısıyla evdeydik. O yüzden sadece vlog çekebiliyordum. Ve odamdan çok uğraştığımız için pek zamanım da olmuyordu. Şimdi işe de gidip geliyorum. Ama eskisi gibi sık sık video yüklemeye çalışacağım yani. Şimdi ne yapacağım? Kahvaltı yapacağım. Ya aslında bu hafta alışveriş videosu çekecektim. Gördüğünüz gibi her şeyi buraya koydum. Ama bir paketi bekliyorum. O da inat etti, gelmedi. Pull&Bear'den bir paket daha bekliyorum. O gelsin, hemen çekeceğim. Ve şu ayı böyle görmekten de sinir oluyorum hep. Neyse, kahvaltımızı yapalım. Ve tabii ki kahve içeceğiz. Kahve içmeyi çok özledim. Çünkü bu evde kalma dönemimde çok fazla çay içtik. Yani ailecek çok fazla çay içtik. O yüzden kahveyi gerçekten özledim. Ve benim tat ve koku almama sorunum vardı bu firu sürecinde. Ama yavaş yavaş geri geliyor. Gerçekten. Koku almaya ve tat almaya başladım. O kadar mutlu ediyor ki beni. Ya sonuçta sevdiğin şeyin tadını alamamak çok kötü bir şey. Ve bu arada Nespresso'da 3 tane yeni kahve çıktı. Onları gerçekten hemen almam lazım. Alacağım da en yakın zamanda. Bir badem aromalı, bir fındık aromalı ve bir tane daha. Tam olarak bilmiyorum. Ama şimdi bu sarısından içelim. Bu çok güzel görünüyor. Sarı altın bir rengi var. Bunu yapalım. Yulaf ezmemizin yanında. Bu arada Hollanda'da havalar buz gibi. Yani gerçekten böyle buz gibi hava var resmen. O yüzden dün işe gittiğimde kendimi böyle iyice sarmıştım. Bugün de büyük ihtimalle aynısını yapacağım. Ve bu hafta tekrar işe başladım. Geçen hafta karantinadaydık, yani hep evdeydik. Ama bu hafta tekrar başladım. Salı günü başladım, ilk iş günüm aynen. Çok yoğun iş. Çünkü ben markete çalışıyorum ama markete bağlı bir kargo şirketi var. Ve insanlar bu dönemde çok fazla paket gönderiyor. Ya da bir şeyler sipariş veriyor. Çünkü indirimler var işte, efsane cuma indirimleri olsun ve yeni yıl için insanlar birbirine hediyeler yolluyor. O yüzden kargo bölümü çok yoğun. Öyle yani, ama iyi çünkü yoğun olduğunda zaman daha çabuk geçiyor. Ne izleyeceğim bugün? Yemek yerken onun yanında YouTube videosu aramak. Şu an o durumdayım. Ve yemeğim soğuyacak. Ya sol yanıma baktım zaten dün. Ne bakabilirim? Alışveriş videolarına bakayım bari. Ay, yeni de Zara alışverişi yok. Ne yapacağım ben? Kaldım öyle sap gibi. Ya video olmadan ben bu yemeği yemem. Video bulmam lazım. Neyse, buldum. Bir oda yenileme videosu buldum. Tam da denk geldi. Oha, yatağa bak. Kızın yatağı. Kaç kat yatak var orada üst üste. Kız resmen havada uyuyor. Ben yerde uyuyorum. Vay be. İnsanlar neler yapıyormuş. Ben de odamı boyadım diye kendimle gurur duyuyordum. Kız komple her şeyi kendi yaptı. Maşallah, maşallah. Ben odamı böyle tahta rengi, işte beyaz rengi ve siyah rengi, bohemian, aynen öyle deniliyor ona. Biraz böyle salaş, yani kendim gibi. Ama çok inanıyorum güzel olacağına, çünkü çok güzel parçalar aldım odam için. Şu an oradalar, onları oda değişimi videoda göstereceğim size.
Ay kış da geldi. Ya kışı ben hem seviyorum hem sevmiyorum. Ya kötü havayı tabii ki sevmiyorum. Ama böyle bol kazaklar giymeyi, işte böyle ellerinin bile böyle kaybolması içerisinde o kadar hoşuma gidiyor ki. Akşamları işten geldiğimde sırılsıklam. Böyle battaniyenin altında sıcak çikolata. Ve 2021'e yaklaştık ya. Ne kadar çabuk geçti bu sene. Ya herkes için bu sene çok berbat geçti. Yani bundan eminim. Yani başka bir şey olamaz zaten. 2020 kötü geçti. Silelim 2020'yi. 2021 inşallah çok güzel olacak. İnşallah. Ay olur mu ki? Olur ya. Gerçekten inanıyorum olacak. Ya ben zaten hep pozitif düşünen birisiyim. Yani negatif düşünmek istemiyorum. Çünkü yani niye negatif düşünesin ki? Bir de negatif düşünmek için bu hayat kısa bence. Aynen öyle. Ay Asude'nin hayat dersleri. Ama öyle gerçekten. Yani bilmiyorum, bazı insanlar çok böyle karamsar, öyle mi deniliyor? Karamsar. Hep böyle negatif düşünen, böyle küçük şeylerde mutlu olmayan insanları pek sevmiyorum. Çünkü ben mesela sabah uyandığımda fıstık ezmesi yiyeceğim diye mutlu oluyorum. Bu çok saçma bir şey. Ya dün çok saçma bir rüya gördüm. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya böyle odam vardı. Ya çok büyük bir evim vardı ve hep böyle odaları vardı. Bir odada Nespresso dükkanları gibi duvarda sadece kahve var. Sadece böyle kahve kahve dolu. Ben içeri giriyorum ve onu gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki. Ay Allah'ım. Benim tuhaf rüyalarım. Ama bunu gördüğümde bile mutlu oldum. Ya inşallah gerçek olur ileride. Neyse, çok konuştum. Birazdan görüşmek üzere. Evet, şimdi hazırlanacağız. Ama sizinle birlikte şey yapmak istedim. Çok sevdiğim bir yüz bakım ürünü var. Gerçi o da Türkiye'de var mı onu da bilmiyorum. Ama neyse göstereyim yine de, belki vardır. Belki bir yerden bulabilirsiniz. Bu marka Lush markasıdır. Bu şekilde. Ve bu bir yüz temizleme bir şeyse. Ya böyle, bu marka hep böyle doğal ürünler satıyor. O yüzden kullanma tarihi çok uzun değil. Mesela bu 1. ayın 15'ine kadar 2021. Yani çok uzun bir süre kullanamıyorsunuz. Çünkü çok doğal şeyler. Ve her şey burada yazıyor. Mesela bunun içerisinde badem var. Ve bu bana çok iyi geliyor. Benim yüzümde kızarıklar var gördüğünüz gibi. Ve bu onu çok böyle beyazlatıyor yüzümü. Yani bana öyle geliyor nedense. Ve çok güzel kokuyor. İçerisinde lavanta parçaları da var. Ay çok güzel kokuyor gerçekten. Böyle göstereyim size. Şurada lavanta parçaları var. Yani iyi geliyor yüzüme. Böyle zen oluyorum bunu kullanınca. Nasıl kullanıyorsunuz? Böyle bir parça alıyorsunuz elinize. Biraz daha alayım çünkü tarihi geçecek. Hepsini alıyormuşum bir de. Ay şu kamera düşecek diye ürün kopuyor. Bu şekilde bayağı bir aldım. Şimdi bunun üzerine biraz su ekleyeceğiz ve böyle lapa gibi yapacağız. Zaten göreceksiniz kıvamını. Böyle oluyor ve bunu hemen yüzünüze uyguluyorsunuz. Tamam, uyguladım. Çok uyguladım. Bembeyaz oldum şu an. Ve bunu isterseniz hemen çıkartabilirsiniz. Ama ben biraz bekletiyorum maske gibi. Bir 5 dakika diyelim. Sonra da yüzümden çıkartıyorum ılık suyla. Ve sonuç bu şekilde. Ya dediğim gibi yüzümü beyazlatıyor. Ama iyi geliyor böyle. Ferah, temiz. Güzel yani. Hoşuma gidiyor. Şimdi de saçımı yapacağım, makyajımı yapacağım, kombin. Oo, da çok işim var. Müzik açalım, müzik eşliğinde. Saçımı da yaptım. Şu pas soğusun diye bekliyorum çünkü yeni yaptım. Şimdi yağ sürüyorum. Ya şu ön kısmını böyle bir aldım. Tuhaf görünüyor şu an.
Bu şekilde oldu makyajım. Ya tenim çok beyaz. Kaşın çok beyaz oluyor. Gidiyor. Hadi. Merci. Size burada kombinimi göstereceğim. Dur. Ayakkabılarımı giyip kombinimi göstereceğim size. Kombinim bu şekilde. Aslında bunlara alışveriş videosunda gösterecektim. Ama neyse. Bu ceketi Pull&Bear'den aldım. Bu şalı da Pull&Bear'den aldım. Böyle iyice sardım kendimi. Bu kot pantolu Zara'dan almıştım. Bayağı uzun zaman oldu. Ve botlarım da Zara'dan. Böyle bir kombin yaptım. Ve iş çantam tabii ki. Bu da Lugat'tan. Lugat 365. Hasbelkader yazıyor. Ve sizi işe getirmeyeceğim. Çünkü iş yeri çok kalabalık oluyor. Yani çekim yapmak için zamanım bile olmayacak büyük ihtimalle. O yüzden eve gelince ya da büyük ihtimalle yarın görüşürüz. Çünkü eve gelince çok karanlık oluyor. Pek çekim yapacağımı düşünmüyorum. Yarın görüşmek üzere. Ve bir sonraki günden hepinize günaydın. Bugün cumartesi günü ve hava çok güzel. Ya gerçi soğuk ama çok güzel bir güneş var. Görmüyorsunuz. Evet. Böyle. Ben de üstümü giydim. Makyajımı yaptım. Babamlar pazara gitti. Onlar gelecek. Bugün amcam gelecek yengemle ve çocuklarla. Ay çok özledim gerçekten. Karantinada hep evde olduğumuz için sarılmayı özledim. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıda ne yiyeceğim? Kahvaltıda bu küçük frambuazlı yoğurtlardan yiyeceğim. Bunlar böyle satılıyor. Alt kısmı frambuaz ezmesi. Üst kısmı normal yoğurt. Böyle küçük kavanozda. Ve içerisine bu muz çipslerden koyacağım. Böyle kurutulmuş muz parçaları. Ya ilk kez lip gloss sürdüm bugün. Dudak kalemi sürdüm. Onun üzerinden lip gloss'tan geçtim. Bir farklı oldu ama hoşuma gitti nedense. Böyle parladığı için. Annem ve babam daha gelmedi ama yarım saate gelecekler. Sonra ailece kahvaltı yapacağız birlikte. O yüzden ben şimdi biraz masayı hazırlayacağım. Ya hava çok güzel. Sonra dışarı çıkarız. Çünkü bu havada evde kalmam. Bir de karantinadan sonra zaten hiç evde kalmam. Nedense makyajımı çok beğendim bugün. Bir de üstümle uyudu. Bu üstü de yeni aldım. Ya of, bir alışveriş videosu çekeceğim. Ondan önce her şeyi giydim, gösterdim size. Yani aslında çekmeme gerek kalmadı. Ama isteyenler yine oldu ayrı bir alışveriş videosu. O yüzden çekeceğim. Bu hırkayı da yeni aldım. Bunu Pull&Bear'in indiriminden almıştım. Çok güzel bir kumaşı var. Yumuşacık ve böyle bol. Böyle deseni de hoşuma gitti. Abim babaanne hırkası dedi. Ama hoşuma gidiyor böyle hırkalar. Ve kahvaltımızı yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Starbucks'te kahve içeceğiz. Ve dediğim gibi gerçekten dışarıya çıkmak istiyorum. O yüzden iyi gelir bence. Şimdi yine makyajımı tazeleyeceğim. Çünkü lip gloss çıktı dudağımdan ve saçlarımı düzleştireceğim. Aslında düzleştirmeyecektim ama yeni aldığım şapkayı takmak istiyorum. O yüzden bir düzleştireyim. Aa, gözlük de takabilirim bu havada. Sonuçta güneş var. Hangisini takacağım ama? Şunu takacağım. Dior'un gözlüğü. Onu uzun zamandır takmamıştım. Göstereyim size. O. Evet. Kombinimle de uyuyor bence. Onu takalım. Şimdi yine yağ sürüyorum saçıma. Her zamanki gibi. Dudak kalemi pek görünmüyor. O yüzden bu MAC'ın yaş rujunu süreceğim. Şimdi de bu gloss'la geçeceğim üzerinden. Böyle. Oldu bence. Böyle nude bir dudak. Şimdi evden çıkacağım. Kendimi gerçekten turist gibi hissediyorum bu şapkayla. Bu şapkayı da yeni aldım Jack Mus'tan. Şöyle göstereyim size kombinimi. O kadar darlandım ki üst üste giyindim. O Pull&Bear'den aldığım bu hırkayı giydim. Onun üzerine Pull&Bear'den aldığım ceketi giydim. Onun üzerine şalı taktım. Çantam, pantolonum Zara'dan. Böyle suni deri. Botlarım da Zara'dan. Gözlüğüm Dior'dan ve şapkam da yeni Jack Mus'tan.
Şimdi arkadaşıma doğru gideceğim. Melisa'yla buluşacağız bu sefer. Öyle Starbucks'a gideceğiz. Belki çarşıya gideriz. Daha bilmiyoruz. Gezeceğiz yani. Evet arkadaşlar, Trevor Hot Chocolate'ımızı aldık. Arkadaşım Melisa. Öyle yürüyoruz. Eve doğru değil herhalde. Biraz dolaşırız büyük ihtimalle. Hava soğuk ama güzel yani. Öyle. Geldim arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkacağım. Sonra da ne yaparım? Videoyu editlerim büyük ihtimalle. Bugün öyle özel bir şey yapmadım. Aslında amcam gelecekti ama vazgeçtiler. Son anda bir şey çıktı. O yüzden amcamlar da gelmedi. Ne yazık ki. Çok soğuktu ya. Böyle kat kat giyinmeme rağmen hava bayağı soğuktu. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz şey annemin öksüre iyi gelen ilacı. Ne bu anne? Anlat bakalım. Bu turup. Siyah turup. Evet. İçini oyuyorum böyle, içine bal koyuyorum. Evet. Ve onu içmen lazım değil mi? Bu aşağıya böyle akıyor içine bardağın. Hı hı. Ondan sonra onu içiyorsun. Zamanla böyle çekiyor aşağıya doğru içini. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı bal koyuyorum içine. Evet. Ve o annemin gösterdiği şey gerçekten çok iyi geliyor. Çünkü bir ara ben gerçekten çok öksürüyordum. Korona döneminde de. Ama onu içtikten sonra hemen iyileştim. Yani tavsiye ediyorum onu. Ve burada videonun sonunu çekeceğim. Yarın babamla birlikte lamba bakmaya gideceğiz odam için. Ama onlara siz oda değişim videosunda göreceksiniz. O da bu ayın sonunda gelir büyük ihtimalle. Bugünüm bu şekildeydi. Zaten şimdi bu videoyu editlemem lazım. Bunu siz yarın göreceksiniz. Pazar günü. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.